Yiğitcan selamlar. Apple konusunda yaptıklarınla, başardıklarına bizi gururlandırdın. Şimdi biz seni tanımak istiyoruz. Yiğitcan Yılmaz kimdir? Yiğitcan Yılmaz neler yapar? Bize kendinden bahseder misin? Yiğitcan Yılmaz ortaokuldan bu yana bilgisayar programcılığı ve teknoloji yazarlığı ile ilgilenen teknolojiye meraklı bir kişi. Ortaokuldan bu yana birçok internet sitesinde gönüllü olarak teknoloji yazarlığı yaptım. Bilgisayar programlama alanında çalışmalar yaptım. Liseden itibaren siber güvenlik alanına yöneldim. Siber güvenlikte özellikle Apple alanına yöneldim ki Apple dünyada en güçlü firmalardan biri siber güvenlik konusunda. Apple'ın bu güvenliğine biraz daha katkıda bulunmak istedim. Böyle bir çalışma yürütüyorum. Sen daha önce Safari ve Siri'de açıklar bulmuştun. Şimdi iTunes tarafında sanırım bir şeyler buldun. Sen nasıl açık buluyorsun? Apple için ne kadar önemli? Apple'a bunlar nasıl faydalar sağlıyor? Bize bahsetmek ister misin? Durum ne? Senin bulduğun açıklarla neler değişiyor? Açıklarla beraber insanların biraz daha güvenliğini sağlamış oluyoruz. Güvenlik sorunlarını düzeltmiş oluyoruz. Bazı bilgilerin ifşalanmasını önüne geçmiş oluyoruz. Bu aslında şöyle işliyor bu süreç, güvenlik sorunu bulma süreci. Gerekli kaynak kodlar üzerinde araştırma yapıyoruz, onları inceliyoruz. Ya da testler uyguluyoruz, testin sonucu nasıl oluyor ona bakıyoruz, yazalım bu teste nasıl bir tepki veriyor ona bakıyoruz. Ardından bu tepkiyi biz gerekli şekilde belgelendiriyoruz, video olsun, sistem çıktısı olsun. Ve ardından bunu gerekli ekibe iletiyoruz. Örneğin biz Apple'da bulduğumuz bir güvenlik sorunu Apple güvenlik ekibine iletiyoruz Amerika'ya. Güvenlik ekibine ilettikten sonra bize bir takip numarası veriliyor güvenlik ekibinden. Ardından güvenlik ekibi yaklaşık 2-3 gün sonra iletişime geçiyor. Bu soruna dair bir karar veriyorlar. Araştırma kararı ya da bununla ilgili herhangi bir sorun görmediklerine dair. Bu size iletiliyor. Ardından araştırmanın sonucunda size tekrar bir mail gönderiliyor. Bunu onarmaya karar verdik ya da bunda biz araştırma sonucunda ciddi bir sıkıntı görmüyoruz. Bunu bir geri bildirim olarak kabul ediyoruz ya da bunda bir problem görmüyoruz, bunu onarmıyoruz diye. Böyle bir karara varılıyor, sizi bilgilendiriliyor. Peki Apple'ın bir ödül sistemi söz konusu mu? Yani Apple size ödüller veriyor mu ya da bu ödüller neye göre belirleniyor? Sana faydası oluyor mu ödüllerin? Nasıl durum? Apple'ın ödülleriyle ilgili Apple'ın web sayfasından insanlar bilgi edinebilirler isterlerse. Google'a iOS güvenliği diye yazdığınızda Apple'ın bir PDF dosyası karşılarına çıkacak. Yanlış hatırlamıyorsam 66. sayfada Apple'ın ödül programı var. Eğer o bulduğunuz güvenlik sorunu programı uygunsa gerekli şekilde size iletiliyor bu. Peki sana bir şey daha sormak istiyorum şimdi. Ailenin durumu, sen şu an Kahramanmaraş'tasın. Ailen sana destek oluyor mu? Aileden mi geliyor bu teknoloji tutkusu, teknoloji ilgisi? Ondan biraz bahsetmek ister misin? Ailemde aslında benim kadar teknolojiyle ilgilenen birisi yok. Benim için aslında bu bir hobi oldu. Boş zamanlarımla uğraştığım bir hobiydi aslında. Artık bu benim için yavaş yavaş bir meslek haline gelmeye başladı. Aslında ailemle bir alakası yok. Bir gün oturdum, bir merakım sardı. İnternet üzerinden gerekli kaynaklardan araştırma yaptım ve bu şekilde kendimi geliştirdim. Ya şu anda seninle konuşurken de aslında 17 yaşında olduğunu hatırlatalım bir kez daha. 17 yaşındaymışçasına bir enerji vermiyor aslında. Hem konuya olan hakimliğin hem de biliyor olman çok belli oluyor net bir şekilde. Bunu da sana tebrik edeyim öncelikle. İleride Apple ile profesyonel bir şekilde çalışmak ister misin? Ya buna dair bir gelişme de var mı ya da herhangi bir haberleşme durumuna giriyor musunuz? Nasıl durumlar? Kesinlikle Apple'la çalışmayı çok isterim. Hatta bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği okuduktan sonra Amerika'ya gidip bir oraları görmek istiyorum. Çünkü Apple biliyorsunuz dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Bu adamlar bu hale nasıl gelmişler ya da ne var bunun arkasında ya da bunu nasıl başarıyorlar bunu görmek istiyorum. Hem onlarla çalışmak istiyorum, tecrübe sahibi olmak istiyorum. Peki teşekkür ediyorum sana Yiğitcan. Sana başarılar diliyorum. İleriki hayatında da Apple'a dair ya da diğer teknoloji şirketlerine dair çalışmanın sürmesini diliyorum. Seninle tekrar iletişime geçeceğimizi düşünüyorum. Teknoloji programları yaptıkça biz senin gibi arkadaşlarımızı hep konuk edeceğiz. Çok teşekkürler, kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.